YDS Akademi Yabancı Dil Okulları'yla İngilizce artık sizin için problem değil. İlk öğretim, lise, genel İngilizce, YDS, TOEFL, IELTS, TEK ve LYS 5 programlarıyla siz de hedefinize YDS Akademi ile ulaşın. Devam etti ya, bir tane yaparlar 20 gölge kalırlar. Balıkesir'de bir iş anında çay ocağı işleten Ercan Kuzu ve aynı iş anında güvenlik görevlisi olan Hüseyin Akça, Simav Çayı'na balık avlamaya gitti. İkilinin bir gün önce bıraktıkları deredeki avlarına dev yayın balığı takıldı. Nerede yakaladınız mı? Simav Çayı'nda. Kepsut. Nerede? Kepsut. Balığı sersemletip ağzına bağladıkları iple kıyıya çıkaran amatör balıkçılar yakaladıkları balığın büyüklüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Boyu 1,5 metreyi geçen 15-17 kilogram ağırlığındaki canlı balığı Balıkesir'deki çay ocağına getiren Ercan Kuzu müşterilerinin ilgi odağı oldu. 1,5 metre 15 kilo civarında 2 metrelik çıkardım daha önce. Aynı yerden. Farklı yerden ama yani aynı şekilde. Peki eti nasıl bunun? Kılçıksız beyaz et var. Yani lezzetli, güzel. Yani kilosu 20 lira ortalama. Daha fazla da olabilir. Daha düşük olmaz da daha fazla olabilir. Görenler dev balığı köpek balığına benzettiler. İki kafaların güçlükle tuttuğu balık hemen alıcı buldu. Kalorifer borularına asılan balığı yüzerek temizleyen Ercan Kuzu, balığın yakalanış hikayesini anlattı. Deredeki kurulu düzenleri kontrol etmek için Kepsut'a, Simav Çayı'na balığa gittik. Daha önceden atmış olduğumuz ağa girmiş olan balığı suyun içinde zor da olsa ağzına ip bağlayarak çıkardık. Bu balığın cinsi nedir? Yayın balığı. Yayın balığı. Yayın balığı. Genel adı yayın balığı. Bu yörede karabalık diyorlar. İş anında güvenlik görevlisi olan Hüseyin Akça ve çay ocağı işletmecisi Ercan Kuzu'nun yakaladığı balık görenlerin de büyük ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar dev balıkla hatıra fotoğrafı çektirirken dev balık daha temizlenmeden satıldı. Tat geldi abi ama girelim yani. Yoğun bir şey söylüyorum. Vay.